Türk milliyetçiliği için canımı feda etmekten çekinmemiş bir insanım. Bekir Pakdemirli'ye, Tarım Bakanı'na, sen çiftçinin bakanı mısın, tekelci sermayenin bakanı mısın dedim diye Sayın Bahçeli beni Cumhur İttifakı'na zarar veriyor diye partiden kovdu kovdu. Dedim ki sizinle buluşayım diye. Özür dilerim. Tamam, şimdi oldu, özür dilerim. Şimdi kısa sürede şunu söyleyin. Erken seçim olur mu? Devlet Bahçeli'nin elinin altında ne var? O dosya, asıl yüzükten önemlisi dosyaydı. Bize bir son bir şöyle ortaya atın bombayı, gidin. Şimdi bakın, tekrar biraz önce kaldığım yerden devam edeyim. İttifakı bozmaz. Beni işte adı üzerinde söylediği gibi, sayın adı üzerinde. Zaten üreticinin hakkını savunuyorum. AKP'ye karşı duruş sergiliyorum diye. Mesela beni haftada bir çağırırdı. Bazen MHP'liler böyle derler. Sizin bilmediğiniz şeyler var Cemal'in atılmasında. Aslında çok uyarıldı. Doğru diyorlar. Beni haftada bir MHP'den şikayet ederler genel başkana. Genel başkan haftada bir çağırırdı beni. Cemal Bey iyi olmuyor, iyi gitmiyor. Biraz yumuşak gidin, televizyonlara çıkmayın diye zaten uyarırdı. Sonunda da filmin böyle olacağı belliydi. Ağustos'ta atmasa Eylül'de atacaktı zaten. İyi ki de attı bu arada. Allah razı olsun yani. İyi ki attı. Yoksa patlayacaktım zaten yani. Çünkü artık dilim tutulmaya başlamıştı. Bana gelmiyor, susmak bana gelmiyor. Türkiye bir demokrat kazandı. Evet, ama benim de sürem kısıtlı. Evet, tasade de gelin. Şimdi dolayısıyla mesela Baki Ersoy şehriyle ilgili bir şey söyledi, biliyorsunuz hemen ihraç kararıyla disipline verildi. Saffet Sancak'ta biliyorsunuz. Erken seçim olur mu? Erken seçim. Bunları söyleyeceğim ki sen erken seçim olup olmayacağını anlayacaksın. Saffet Sancak'ta bir belediye istedi, ters geliyor diye istifası istendi. Dolayısıyla Sayın Bahçeli ne demişti bundan 2 ay önce? Recep Tayyip Erdoğan günü geldiğinde bırakacağım, aday olmayacağım dediğimde. Biz hafızamız, hakikaten kanununun sözüne uygun bir hafıza var bizde. Hafızayı beşer nisyan ile maluldur diyor ya. Biz sabah yediğimizi unutuyoruz abi. Hemen unutup geçiyoruz. Ne demişti? Gidemezsin hiçbir yere. Sen son 100 yılın tartışılmaz tek liderisin demişti. Şimdi böylesine iddialı bir söz söyleyen insan böylesine değer verdiği birini yarı yolda bırakır mı? Bırakmaz. Hem de neye rağmen bırakmaz? Tabanının, vekillerinin Anadolu'da sıkıntı yaşamasına rağmen. Hep söylüyorum, memurlar hiçbir şekilde kadro alamıyor. Sayın Adıgüzel Sağlık Bakanlığı'nı çok iyi biliyor. Milli eğitimi iyi biliyoruz, her tarafı. Sadece polis ve uzman çavuş yapılırken ülkücülere ihtiyaç hissediliyor. Onun dışında devlet kadrolarında bir de mobbingle istifa ettiriliyor kamusen üyeleri. Ha, bunu kamusen temsilcileri söyleyebilir mi? Söyleyemez. Söylendikleri an onlar da zaten görevlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Ama memur ülkücüler hiçbir yere yerleşemiyor. 50 yıllık ürkücü çocuğunu işe yerleştiremiyor. Çünkü Sayın Bahçeli diyor ki biz koalisyon ortağı değiliz. Biz ittifak ortağıyız. Dolayısıyla kimsenin çocuğu işe yerleşecek diye mücadele etmiyoruz biz diyor. Devletin, milletin bekasıdır asıl olan. Şimdi bu sihirli cümle ortada dururken, devletin, milletin bekasıdır esas olan derken, emeklinin 10 bin lirasını hiç gündeme getirmezken, Bağkurlu'nun 6.900 lira prim ödeyemediğini, 7.200 gün üzerinden söz verilip emekli edilemediğini, mülakatın kalkılacak deyip söz verilmesine rağmen kalkmadığı bir ortamda buna karşı duruş sergilemeyen Bahçeli iktidarın neyinden rahatsız ki erken seçime götürecek? Yani bana biri çıksın desin ki Sayın Bahçeli iktidarın şu işlerinden rahatsız. Neyinden rahatsız Sayın Bahçeli? Peki AK Parti MHP'den rahatsız mı? AK Parti MHP'yi değil, ülkücüleri sevmiyor. AK Parti Türk milliyetçilerini sevmiyor. AK Parti Türkleri sevmiyor, Türkleri. AK Parti Arapça okuyacaksın, Arapça konuşacaksın diyor. AK Parti'nin cübbesiz, ahlaksız trolleri Arap'ı sevmeyen kafirdir diyor. Arapça konuşmayan dinsizdir diyor. Kimse sesini çıkarmıyor. AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın gözü önünde Mustafa Demirkan diye bir hoca, Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan ses çıkmıyor. Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş elinde kılıçla
Ayasofya'yı kapatana lanet olsun diyerek Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyor. Yani AK Partililer Türk milliyetçilerini, ülkücüleri, Türkçüleri hiç sevmediler, sevmezler. Çünkü onlar milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen bir liderin yanında yürüyorlar. Onlar andımızı kaldıran birisiyle beraber yol yürüyorlar. Onlar Türkiye Cumhuriyeti yazılarını silenlerin yanındalar. Onlar ne mutlu Türk'üm sözünden rahatsız olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı o AKP'liler. Dolayısıyla onların MHP'lileri, ülkücüleri sevmesi mümkün değil. Ne demişti Bülent Arınç? MHP sırtımızda kambur demişti. Ne demişti Hüseyin Çelik? Ne o bıyıklar aşağı doğru çengel bıyıklı ülkücüler, böyle özel harekatçılar istemiyoruz demişti. Dolayısıyla AKP'liler MHP'den rahatsız. Ama Recep Tayyip Erdoğan şu an rakama baktığında ve yeni bir rakam oluşturamadığı için de Milliyetçi Hareket Partisi'ne mahkum. Ömer Çelik de bugün onu ifade ediyor. Biz ittifakımızdan memnunuz diyor. Çünkü MHP ittifaktan ayrılsa 265 vekili kalacak AKP'nin. Ne kanun çıkaracak, ne önergeleri reddedebilecek, ne soru önergelerine cevap vermemezlik yapamayacak ve en önemlisi mecliste artık AKP ve Recep Tayyip Erdoğan olmayacak. Bunu bildiği için Ömer Çelik'in en sağlam ortak olarak gördüğü de MHP'dir. MHP AKP'ye mecbur, AKP MHP'ye mecbur. Buradan bir ayrılık çıkmaz. Buradan çıkacak tek sonuç şu. Abi, devrimcilerin dediği gibi yılgınlık yok, direnişe devam. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Direne direne kazanacağız. Bu CHP'liler bunları unuttu. Bu CHP'ler bu sloganları terk etti. Bunlar artık salon CHP'lisi oldu. Bundan sonra hakikaten vatan, millet, Atatürk aşığı olanlar, demokrasi isteyenler, özgürlük isteyenler, Atatürk yolunda gidenler artık Mustafa Kemal Atatürk'ün muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur dediği gibi ayağa kalkmalıyız. Bilge Kağan'ın ey Türk titre ve kendine dön dediği devam gibi ediyoruz, merak etme. Ayağa kalkmalıyız. Peki. Sokağa efendim? İndik, devam ediyoruz. Hiç merak etme, aynı. Aynen devam ediyoruz. Ya sokağa indin, traktörle geziyorsun yine. Nerede sokağa indin? Yine traktöre binmişim baktım yani. Bırak Allah'ın seversen ne sokağa. O bir farkındalık yaratıyoruz. Ben oradaydım. Son söz olarak şunu söylüyorum. Bayrama giriyoruz. Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Herhalde bayram akşamı beraber olamayacağız. Çarşamba akşamı öyle anlıyorum. Çünkü olmaz da. Bayramımızı kutluyorum. Sizlerin bayramını kutluyorum. Emeklinin bayram maaşını... emekli maaşını bayramdan önce vermeyenleri kınıyorum. Seçim olsaydı bu maaşı vereceklerdi. Ey Recep abi, bu emekli maaşı alamazsa horoz da kesemeyecek, tavuk da kesemeyecek, karpuza bile birlikte giremeyecekler. Allah bunların hesabını senden bu bayram vesilesiyle sorsun inşallah diyorum.